Sevgili gençler, herkese merhaba. Önemli bir harita çalışmasıyla karşınızdayız. Özellikle coğrafyada soru yapmak istiyorsanız dünya üzerinde gösterilen alanları tanımanız gerekiyor arkadaşlar. Sizlere tek tek tanıtmaya çalışacağız. Harit üzerindeki önemli havzalar, platolar, yarım yarımadalar gösterilmekte. Evet başlayalım arkadaşlar hazırsanız. Evet bir nolu yer arkadaşlar Kuzey Amerika'nın özellikle kuzey batı kısmındaki bu çıkıntıya biz arkadaşlar Alaska diyoruz. Alaska. Evet Amerika'nın anakara e, ana kara topraklar üzerindeki en uzak toprak parçalarından bir tanesi arkadaşlar. İki ne yerimiz arkadaşlar? Kaliforniya Yarımadası. Evet. 3 nol yer yine Amerika kıtasında arkadaşlar. Colorado platosu. Colorado platosu. Şöyle yazıyorum. Colorado platosu diye. Arkadaşlar devam ediyoruz. Sırasıyla gidelim. Numaraları uygun hareket edelim arkadaşlar. 4 numaralı yer arkadaşlar. Labrador yarımadası. Labrador yarımadası. Aynı zamanda biliyorsunuz buradan Labrador soğuk su akıntısı geliyor. Arkadaşlar 5 numaralı yer Güney Amerika'da dünyanın en fazla su taşıyan nehri biliyorsunuz Amazon ve burasını biz Amazon havzası diyoruz. 6 numaralı yer arkadaşlar gördüğünüz gibi Avrupa'nın e, kuzeyinde bulunan arkadaşlar gelişmişlik seviyesi yüksek bir yarımada var. Biz buraya İskandinav Yarımadası diyoruz. İskandinav Yarımadası. İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi ülkeler burada yer alıyor arkadaşlar. Önemli bir yer. ÖSYM tarafından sıkça sorularda karşımıza geliyor arkadaşlar. Yedinoğlu yer Avrupa'nın en batış noktalarından bir tanesi arkadaşlar. İspanya ve Portekiz'in bulunduğu yere biz arkadaşlar İber Yarımadası diyoruz. 8 numaralı yer arkadaşlar. Hemen komşumuz karşı kıyılar. Arkadaşlar Yunanistan'ın güney kısmına biz Mora Yarımadası diyoruz. Biraz yukarısı Balkan Yarımadası, aşağı kısmı da arkadaşlar Mora Yarımadası tarihte sıkça duyduğunuz bir yer zaten. Evet, 9 numaralı yer arkadaşlar Arabistan ya da Arap Yarımadası arkadaşlar diyebilirsiniz. Çöllerle kaplı bir coğrafya. Arkadaşlar devam ediyoruz. 10 numaralı yer yine Ekvator çizgisi üzerinde bunlar arkadaşlar. Ekvator'da şöyle çizebiliriz bu arada. Evet. Arkadaşlar 10 numaralı yer. Ee, arkadaşlar Kongo havzası burada biliyorsunuz Kongo Nehri yer almakta. Evet, e, arkadaşlar bol yağış alan bir coğrafya. Ee, onu da söylemiş olalım. Ekvator iklim görüyebiliyorsunuz. 11 numaralı yer arkadaşlar Hindistan'da e, Dekkan platosu diye geçiyor arkadaşlar. Dekkan Dekkan bunun doğusunda ve batısında Gat dağları var. Doğu ve batı Gat dağları arasında arkadaşlar Dekkan platosu yer alıyor. Hemen yukarıda Himalaya dağlarının bulunduğu bölgenin bir kısmında arkadaşlar Tibet platosu yer alıyor. Bu da yine Bizim bilmemiz gereken bir coğrafya arkadaşlar. 13 numaralı yer. Bakın Asya'nın kuzey kısmında yer alan. Yine sorularda karşımıza sıkça çıkan sevgili gençler. Sibirya bildiğiniz gibi genelde soğuk bir iklime sahip. Tundra iklimi ya da sert karasa iklimi güney kısımlarında görüldüğünü söyleyebiliriz. Rusya toprakları aynı zamanda. 14 numaralı yer arkadaşlar. Yine Malezya'ya doğru uzanan Malakka yarımadası Malakka yarımadası. Aynı zamanda biliyorsunuz burada Malakka boğazı da yer alıyor sevgili gençler. Evet hızlıca şöyle hatırlamak gerekirse Alaska arkadaşlar Amerika toprakları 2 ne oluyor? Kaliforniya 3 Colorado pilotosu. Aynı zamanda burada Büyük Kanyon'un bulunduğu yer de burada arkadaşlar. Colorado Nehri. Ee, yani Grand da burada yer alıyor ee, 4 numaralı yer Labrador yarımadası ee, Daha çok Kanada topraklarında yer alıyor 5 numaralı yer Amazon 6 numaralı yer İskandinav 7 e, İspanya'nın Portekiz'in bulunduğu yer İber 8 Yunanistan'ın güney kısımları Mora yarımadası 9 Arap yarımadası 10 Kongo havzası arkadaşlar Kongo o nehri de burada yer alıyor 11 Dekkan platosu, 12 Tibet platosu, 13 Sibirya soğuk topraklar bildiğiniz gibi. 14 sevgili gençler Malakka yarımadası burada yer alıyor. Sevgili gençler özellikle bu haritada sizlere göstermiş olduğum yarımadalar, platolar, havzalar önemli. Bunlara hakim olmanız ÖSYM'nin sorularını cevaplamanız için önemli bilgilerdir diyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere coğrafya kader diyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.